Arkadaşlar herkese merhabalar. Güzel bir böyle yaz gününden sizlere İstanbul'dan, evin bahçesinden merhaba demek istedim. Şimdi Instagram'dan, YouTube'dan birçok soru geliyor bana. Şimdi ne yaptık? Instagram'dan bir soru cevap yaptık böyle. Sonra ben telefonu Aziz'e verdim. O da böyle en beğendiği soruları seçti. Hiç haberim yok. Şimdi birazdan soruları bana soracak. Ben de sizlere soruları cevaplayacağım. O şekilde bir soru cevap yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Buyurun Aziz Beyciğim. Şu anda ne iş yapıyorum? Pandemi biliyorsunuz zaten gıda sektörünü çok fazla etkiledi. Keşke gıda sektöründen bir bakanımız olsaydı da restoranlar, oteller gibi kapanmasaydı. Ama kapandı. O yüzden ben normalde danışmanlık yapıyorum. Danışmanlık yaptığım için, tabii danışmanlık verdiğim restoranların çoğu kapalı olduğu için ben de şu anda işsiz sayılırım. İş arıyorum. Buradan duyurulur. İşin şakası tabii. İzmir'de, İstanbul'da özel yemekler, davetler verdiğim aileler var. O ailelerin davetlerinde yemekler yapıyorum. Danışmanlık ve menü tasarımı yaptığım kurumlar var. Çalıştığım diyetisyenler var. O şekilde freelance çalışıyorum. Uzmanlık alanım Ege Mutfağı. Neden Ege Mutfağı? Şimdi şuna çok inanıyorum ben. Şimdi çocuk diyor ki ben diyor çok iyi aşçıyım diyor. Aman diyor ben diyor şurada çalıştım, burada çalıştım. Okey. Bir diyor risotto yapıyorum, parmaklarınızı yersiniz. Tamam, risotto çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık, yedim. Pilav yapabiliyor musun? Yok, ben pilavda çok iddialı değilim. Güzel kardeşim, sen İtalya'da mı doğdun, Türkiye'de mi doğdun? Yani bu algıyı hiç anlayamıyorum. Yani afilli süslü yemekler yapmak başarı değil benim gözümde. Senin hamurunda ne varsa, hamurunda neyle yoğrulduysan o yemeği en güzel yaparsın. Ben İzmir Çeşme'de doğdum. Çeşme'nin bir köyünde doğdum ondan sonra. Dolayısıyla benim hamurumda Ege Mutfağı var. Bu hamurumu bilgiyle, yani eğitimle birleştirip ortaya bir şey koyarsam ben başarılı olabilirim. Ama ben sırf hava atmak için, sırf bir şeylere özendim diyebilmek için, abi saniye efendim ben portakallı ördek yanına da risotto yapıyorum demiyorum, demeyeceğim de. İzmirli olduğum için, Egeli olduğum için, o yemeklerle büyüdüğüm için, o yemekleri geliştirip lezzetlendirerek kendimi Ege Mutfağı'nda geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden Ege Mutfağı. Neden böyle giyiniyorum? Ne var ki giyimimde? Yani duşu gözle çıkartayım da bir göz teması kurayım. Gözlükten biraz prim yapayım. Bu giyimle alakalı ben çok fazla eleştiri aldım. Bununla ilgili çok böyle dolduğum bir nokta var. Hani çok umursadığından değil ama hani takıldığım nokta şu. Dünyada birçok cinayetler oluyor, küslükler oluyor, kavgalar oluyor. Bunun tek sebebi bizim ayrıntılara takılıyor olmamız. Yani o kişinin giyimine takılıyoruz. O kişinin dinine takılıyoruz, cinsiyetine takılıyoruz, siyasi görüşüne takılıyoruz. Halbuki insanların sadece kalbine takılsak, yani şu kalıpların değil de o kalıpların içerisinde yer alanı görsek ve birazcık daha insanları sevmeyi, doğayı sevmeyi, hayvanları, kadınları, çocukları, bakın bahçede şimdi bir sürü çocuklar var, hepsi gürültü yapıyorlar. Ona rağmen seviyoruz. Yani sevmeyi bir öğrensek aslında çok çok keyifli, çok mutlu bir dünya olacağını düşünüyorum. Buyurun. Siyasi görüşüm nedir? İşte az önce bahsettiğim şey, yani çok böyle radikal, böyle çok böyle bir siyasi bir ideolojinin şeyi değilim, yani hiçbir şeyin fanatiği değilim. Bu hayatta hiçbir şeyin fanatiği değilim, tek annemin fanatiğiyim. Annemin fanıyım. beğendiğim görüşler var ama ben, yani bir görüşün bütün özelliklerini beğeniyorum değil. Yani kafama uyan, aklımın, zihnimin ve kalbimin uyduğu her görüşe okeyim. O görüşün hangi tarafta olduğunun hiçbir önemi yok. Bugün ülkemizde iktidarlar değişebiliyor, sabit kalabiliyor. Onlar yanlış bir karar aldıklarında diyorum ki bu bana uymuyor, bu yanlış bir karar. Ama doğru bir karar aldıklarında diyorum ki evet çok mantıklı bir karar, destekliyorum, tebrik ederim demesini biliyorum. Yani bunda aslında kişinin kendi analizi, yani kendi analiz mekanizmam var. Buna da yine aynı şekilde o kalıpları takmıyorum. Yani bana uyan ve uymayan olarak ayırabiliriz yani.
En sevdiğim yemeği açıklıyorum arkadaşlar. Zeytinyağı. Yani, gerçi yalan söylemiyorum, zeytinyağı en sevdiğim yemek. Yani önüme bir zeytinyağı koyun, bir parça böyle şöyle kızarmış bir ekşi maya ekmeği koyun. O ekşi maya ekmeğini alayım, zeytinyağına banayım yiyeyim, banayım yiyeyim, banayım yiyeyim. Başka hiçbir şey aramam yani. Çocuklar çok şey. İlgileri buraya döndü de. Devam ediyorum şimdi. Burcum balık. Anlamışsınızdır zaten ya. Duygusal, şapşal böyle. Her şeye ve herkese inanan. Böyle iflah olmaz bir balığım yani. Yükselenim ikizler ama. İkizlerden biraz toparlıyorum ama o böyle manyakça böyle hani o şapşal duygusallık maalesef balık burcundan geliyor. Enginar severiz arkadaşlar. Enginar en sevdiğim sebze. Aşçılık eğitimimi nerede aldım? İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi bölümü mezunuyum. Okulumu önermiyorum ama. Çünkü okuluma davalığım, bilenler bilir. Oradan mezun oldum. Daha sonra ustalık ve usta öğreticilik sertifikalarımı aldım. Daha sonra eğitmen şeflik yaptım. Çocukları sevdim, doğayı formasyonumu aldım. Formasyonumu aldıktan sonra da eğitmen şef olarak aşçılık kariyerime başladım. Sevgilim... Ay, utanırım ben böyle şimdi. Nasıl söyleyeyim, sevgilim yok ama olabilir yani. Yok, yok sevgilim yok yani. Ay, utanırım, bana böyle şeyler sormayın siz. MasterChef'te en çok kimi seviyorum? Zor bir soru. Benim için zor bir soru. Çünkü çok kavga ettiklerim de oldu. Sunu benim üstüme yürüdü. Bilenler bilir, bilmeyenlere söyleyeyim. Yani kamera arkasında da üstüme yürüdü ama bugün Sunu benim canımdır mesela, çok çok severim. Güzide'yi çok severim. Eda ablayı çok severim. Açay'la benim tontişim zaten. Küçük kız kardeşim. Çok severim. Batuhan'ı severim. Ondan sonra Batuhan Bayır'ı. Ekin. Pek sevmezdim yarışmadayken ama sonradan ikini de sevmeye başladı. Onu da çok seviyorum. Genel olarak hepsini seviyorum aslında. Hiçbirisiyle bir problemim yok yani. Buyurun Aziz Beyciğim. Nerede yaşıyorum? Şu anda İstanbul'dayım arkadaşlar. İstanbul Göktürk'te yaşıyorum. Fakat İzmir'e sık sık gidip geliyorum. İzmir'de de Konak tarafında yaşıyorum. Çeşme'de ve Çeşme merkezde yaşıyorum. Ailem Çeşme'de. Ben İzmir'de hani Çeşme'ye gidip geliyorum ama İzmir'de sabit olarak Konak'ta kendi evim. İstanbul'a geldiğimde Göktürk'te bir ev var. Orada yaşıyorum. Genel olarak bu üçlü arasında mekik dokuyorum ama şu an havalar geldi, ısındı biliyorsunuz. Yani Rıfat, ne işin var İstanbul'da? 3 kuruş para için bırak Allah aşkına, git Çeşme'ye, gir denizine, güneşlen dediğinizi duyar gibiyim. Biliyorum arkadaşlar, 1-2 güne kadar inşallah ben de Çeşme'ye gideceğim. Orada da güzel videolar çekeriz inşallah sizler için. Nasıl kilo verdim? Evet, benim eski takipçilerim eskiden çok kilolu olduğumu biliyorlar ama ben YouTube'da arkadaşlar nasıl 40 kilo verdim diye bir video çektim. Hatta soruların ardı arkası kesilmedi. Nasıl 40 kilo verdim 2 adlı videoyu da çektim. Yani kilo verme sürecimle alakalı bilgi almak isterseniz, birazcık kafanız hani kilo problemi yaşıyorsunuz ya da yaşayan tanıdığınız varsa, gerçekten tecrübe ettiğim bilgilerin hepsini paylaştım orada. O videolara girip izleyebilirsiniz. Ailemle tabii ki görüşüyorum. Neden görüşmüyorum? Hatta aileme aşığım. Şimdi İstanbul'a geliyorum ya mesela, bazen bir ay kalıyorum, 1,5 ay kalıyorum İzmir'e, Çeşme'ye gitmeksizin. İnanılmaz özlüyorum. Bu hayatta insanı hayata bağlayan en önemli şey aile. Aile dediğimde yanlış anlaşılmasın. Yani aile illa kan bağı olmak zorunda değil. İnsan bazen kendi annesi babasını ailesi yapar. Bazen de kendi seçtiği insanları ailesi yapar.
Ama aile önemlidir. İsterse bu aile anne babanız olsun, isterseniz annesi babasıyla görüşmeyip kendine başka aile kuran insanlar olsun, hiç önemli değil. Ama hayatınızda aile ağırlığını verebilecek insanlar varsa, bu insanlar sizi hayata bağlıyor diye düşünüyorum. Hiç işi yok. Son sezonda hiç. Hiç de beğenmedim. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Yani son sezonda iyi aşçılar vardı. Serhat da birinci oldu. Tebrik ediyoruz tabii ki. Ama genel olarak çok böyle kötü tabakların çıktığı da bir sezon oldu. İyi tabaklar çıkmadı mı? Tabii ki çıktı ama bence bizim sezon daha iyiydi. Başka var mı? Başka... Yok. Bu kadar. Evet arkadaşlar, sorular bu kadar çıkartmış Aziz'ciğim. Bütün içtenliğimle, samimiyetimle sorulara cevap vermeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem özür diliyorum. Beni biraz daha yakından tanıyın istedim. Çünkü hep yemek tarifleri veriyorum. Şöyle bir sohbet, hani böyle şimdi kameraya bakıyorum ama sanki size bakıyormuş gibi hissediyorum. Kafamda öyle kurguluyorum yani. O yüzden böyle birazcık sohbet edelim istedim. Böyle sizin de sorularınız vardı yorumlarda. Yemek videolarımız tabii ki devam edecek ama arada böyle sohbet gibi, dertleşmek gibi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben çok keyif aldım. Eğer siz de keyif aldıysanız yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Evet, sorular bittiğine göre şu havalı gözlüğümle, kombinimin parçasıyla, hani şu neden böyle giyiniyorsun demişler, o kişiye cevap olarak gözlüğü takayım. Böyle bir dertleşmek istedim sizlerle, dediğim gibi arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz ben çok keyif aldım böylesine dertleşmekten. Tabii ki yemek videolarımız gelecek ama arada böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra beğendiyseniz beğenin, yorum atın. Orada konuşalım, orada sohbet edelim. Benden bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Unutmayın, bu dünyada en ama en değerli şey sizsiniz. Sizden daha değerli hiçbir şey yok. Bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Siz kendinize değer verirseniz herkes sizi çok sever. Sizleri kocaman kocaman böyle Seda ablam gibi kokulu kokulu öpüyorum. Çok iyi bakın kendinize. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın, biraz da paralı kalın. Öpüyorum sizi, görüşmek üzere.